akşam mı buluşacaklarmış? Öyle dedi. Çıkmadan aradı. Nerede? Güzel bir restorandaymış. İyi iyi, hadi bakalım, hayırlısı inşallah. Yasemin arıyor. Niye ki? Yasemin? Anne, bilgisayarı açar mısın? Ne oldu kızım? Hani yemeğe gidecektin? Anne, bilgisayarı aç ne olur. Ağlıyor. Ne? Niye? Yasemin, ne oldu kızım, söyle. Anne. Kızım söyle, yüreğime indirme ne olur. Savaş gelmedi. Daha ilk buluşmamıza gelmedi. Yarım saat oturdum restoranda tek başıma. Aramadı mı peki şundan gelemiyorum diye? Hayır. Sen arasaydın. Niye ben arıyorum ya? Onun araması gerekmiyor mu? Yavrum, belki mühim bir sebebi vardır. Ne sebebi olabilir anne? Nasıl bir sebebi olabilir? Savaşta diğerleri gibi. Hiçbir farkı yok. Çiçek. Çiçek. Savaş oğlum, dur. Çiçek. Verin beni. Verin beni babamlara Savaş. Verin de öldürsünler. Leşimi atsınlar. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım artık. Benim yüzümden huzurunuz da kalmadı. Nasıl laf o ya? Ne demek o? Başına bir şey gelecek diye korkuyorum, anlamıyor musun? Benim yüzümden sana bir şey olursa. Bir daha duymayayım bunları. Sen bu evin bir ferdisin artık. Kılına zarar gelirse kendimi affetmem. Hadi. Üzülme artık. Tamam anne, merak etme, topladım kendimi. Topla tabii, gözyaşlarına değmez. Tamam, hadi kapatıyorum. Tamam kızım, iyi geceler. Leyla, bu kadar peşinden koştuktan sonra gelmiyorsa önemli bir şey olmuştur. Vardır bir açıklaması, yarın arar Yasi'yi. Bilmiyorum Nuriş. Ama benim de çok canım sıkıldı. Haklısın tabii ama... Zaten holding sahibi dediği adam için. O zaman tadım kaçtı. Niye? Ne bileyim. Çok zenginmiş. Çok zengin adam benim kızıma kıymet verir mi? Alışmıştır o kadınlarla oynamaya. Ama sen de yani... Yasemin'in güvensizliği sana da geçmiş. Öküz altında buzağı arıyorsun. Bilmiyorum. Belki de. Ama Yasemin'in yine yıkılmasını istemiyorum. İstemiyorum. Kim o? Benim Sevgi. Sevgi? Neredesin sen ya? Apar topar çıktın ajanstan, telefonun da kapalı. Gelsene.
Yasemin, neyin var senin? Yok bir şey. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yarım saat tek başıma oturdum orada, bekledim. Ama gelmedi, gelmedi, gelmedi. Yasemin, kimden söz ediyorsun? Ne oluyor? Savaş Baldar'la buluşacak. Erkeklerle samimi görürsen resmini çek dedim. Ya maksat varsa yanlış bir hareketi Savaş bilsin, tedbirini alsın. Namusumuza söz gelmesin. Gösterdi mi Savaş'a? Gösterdim. Ne dedi? Ne var bunda? Kız üniversiteli. Resimdeki de arkadaşı dedi. Vardır bir bildiği. Sonra? Hiç. İsmail'e sil bu resimleri demiştim ama silmemiş. Silmemiş. Yine başlasaydı. Ya çekip vursalardı bizden birini. Ne yapardı? Nereye? İsmail! Gel! Ağam ben. Sen ağam? Nesin ulan? Ha, sen nesin? Namus düşmanı! Ağam! Kurban olayım, ben bir şey yapmadım. Yapmadın ha? Ağam senin bir şeyini yapmadın ha? Çekeyim mi dedi ya? Cevap ver! Çekeyim mi? Ağam! Niye yaptın lan? Niye? Öldürecek cevap çocuğu. Hiç söyle. Ne söyleyeceğim? Söyle ulan! Söyle, çekeyim mi dedi? Ağam ne olur bir dinle beni. Sen gönderdin o resimleri Van'dakilere. Ne? Kurban olayım, ben bir şey yapmadım. Ağam! Benim ellerim temiz. Benim ellerimde kan yok. Ellerimi senin pis kanına kirletemem. Defol git. Git bana. Ağam kurbanın olayım. Ama İsmail ihanet etmiştir diye haberin senden önce gidecek bilesin. Yaşatmazlar seni. Ağam ne olur. Defol şimdi. Defol. Ağam ne olur bir dinle. Ağam ne olur. Defol. İsmail! Kalk, kalk hadi! Bakayım. Kalk! Dudağım! Ben yapmadım. Ne? Al bak. İnsanım nihayet. Öbür tarafta hesabını veririm. Ama Allah'ıma bin şükür ki hiç can almadım. Aldın dayı, aldın. Almadım oğlum. Sattığın tozla kaç kişinin canını aldığını bilemezsin. Meselemiz bu mu şimdi Savaş? Bu gece kan dökülüyordu, kan. Meselemiz bu mu? Bu. Anlamıyor musun anne? Meselemiz tozdan gelen büyük para. Töre bahane. Çiçek bahane.
Düzen bozuldu tabii. Para musluğu kesildi. Ahmet Moran'ın asıl meselesi bu. Aşireti boğazına kadar toz işine batırmışsınız. Şimdi çıkarmak da bana düşüyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bu iş böyle yürümez dayı. Bir toplantı ayarla bana. Ahmet Moran'la konuşacağım. Eğer biraz insanlığı kaldıysa karşılıklı oturup konuşuruz. Kim kim? Moranlar, sen, ben. Güvenlik tedbirlerini sıkı tut ama. Bu herife güven olmaz. Yarın ayarlıyorum. Dayı. Ellerim temiz diye kendini kandırma. Yanımda ol. Arkamda dur. Hiç değilse vicdanını temizle. Sen bir şey yapmadın Pala. Kendine gel. Abla, çocuk haklı. Sigara da insanı öldürüyor. Sigara satsaydın da katil mi olacaktın? Ha? Of Yasemin. İnkar etme Suna. İkinizi gecenin bir yarısı bahçede gördüm. İftira atmak günahtır, günah. İsmail cep telefonuyla bir şey gönderiyordu ama sana. Al. Al bak. Bak bakalım var mı öyle bir şey. Sildin değil mi resimleri? Söyleyeceğim hanım anaya. Ne diyeceksin? Gece konuşuyorlardı. İsmail'in elinde de cep telefonu vardı. Bu mu? Çeken de o, yollayan da o. Besbelli. İsmail öyle şey yapmaz. Yapmış demek. Endam, benimle uğraşma. Vallahi çok fena yaparım seni. Nesin sen be? Ne sanıyorsun kendini? Anlatsana gerisini. Bodrum'da tanıştınız. Sonra? İşte bir hafta çıktık. Sonra güvenemedim işte, ayrıldık. Yine karşıma çıktı. Birlikte oldunuz mu? Ne birlikte olması Sevgi? Yani güvenemedim diyorum, haklıymışım bak. Bu kadar mı? Bu kadar. Savaş'a aşıksın ama. Değilim. İyi. Öyle olsun. Senin yaşında olmak için neler vermezdim. Ya ne olur yaşlanmış gibi konuşma Allah aşkına. Gencecik kadınsın daha. Gençlikle ilgisi yok. Senin yaşında olsaydım bugüne kadar yaptığım hataları yapmazdım. Ne hata yaptın ki? Bora'yı sevdim. Daha ne olsun ki? Ne çok üzmüş seni ya. Bora beni üzmekle kalmadı Yasemin. Hayatımı çaldı. Tek mağdur ben değilim yani. Tek mi? Hangi kadına sorsan sana kırık bir aşk hikayesi anlatır. Hala kapalı mı? Kapalı, açmıyor. Evine git. Bilmiyorum ki evini. Ah canım benim ya. Deli olacağım ya. Bir tarafta ölüm kalım meselesi Ahmet Moran kudurmuş. Bir tarafta Yasemin beni bekliyor. Kız haklı. Bana güven, ben başkalarına benzemem dedim. Üstüm şu duruma bak. Düzeltirsin be Savaş'ım. Üzülme bu kadar.
Canım. Nadia'm. Aşkım. Birden burnumda tüttü. Ne yapıyorsun? Savaş geldi, oturuyoruz. Savaş mı? Neden gelmiş? Dertli biraz. O da gelsin, yeter bu saate kadar çalıştı. O da gelsin diyor. Hadi gel. Gelemem. Çok müşteri var. Nasıl istersen. Biz oturuyoruz, istediğin zaman gel, tamam mı? Tamam, selam söyle. Anne gülüyor bu. Gülüyor tabii annesi. Seni görüyor ya ekranda. Mamamızı yiyeceğiz şimdi. Ay, oğlum benim bir tanecim. İyi ki sen varsın. Sen yaşama sevincimsin benim oğlum. Daha iyisin değil mi kızım? İyiyim anne, iyiyim, merak etme. Nasıl yani? Okula mı gideceksin? Benim için okuldan daha önemli bir şey yok ki. Tabii ki gideceğim. Bugün okula gitmiyorsun Çiçek. Niye? Ama Savaş bugün... Gitmiyorsun dedim. Abla, sen de evden çıkmıyorsun. Bugün güvenlik şirketinden gelecekler. Evin çevresindeki kameraları arttırmak için. Çocuklar da 24 saat nöbet tutacak. Hastalık masalık olmadıkça evden çıkmak yok. Nazan çıkabilir ama. Bizim töremizde kadına silah çekilmez. Çiçeğe çekildi. O başka. O namus meselesi. Anne deli etme beni. Çıkılmayacak diyorsam çıkılmayacak. Ya tamam anne, hadi çocuk. Niye deliksin bizi? İyi peki. Ne zamana kadar evde hapis kalacağız? Ahmet Moran'ın aklı başına gelince der. Ben de mi gitmeyeceğim? Hayır. Buna pek üzüleceğini sanmıyorum Safa. Hadi başlayın kahvaltıya. Baran'a da bir şey sezdirmeyin, korkmasın. Tamam. Sizden ricam bu mesele hallolana kadar çok dikkatli olmanız. Hadi afiyet olsun. Bu kapı kimseye açılmayacak. Öyle sipariş getirdim, memleketten geldim falan yok. Herkes silahlı bekleyecek. Saat başı nöbet değiştirin. Halil, yoldan şüpheli bir araba geçerse haberimiz olsun. Muzo. Komuta sende. Baş üstüne işim. Hadi bakalım. Biliyorum aklın okulda kaldı. Ama mecburuz. Seni tehlikeye atamam. Olsun. Ben arayı sonra kapatırım. Telefonum açık. İstediğin zaman ara. Tamam. Hayırlı işler. Görüşürüz. Savaş. Silahın var değil mi? Merak etme, var. Var da. Allah kullanmaya mecbur etmesin. Gel. Sen korkma, tamam mı? Tamam. Thank you.
Aferin. Hep böyle oldu işte. Açmıyor. Azra mı? Ne oldu bu kıza ya? Derya. Bebeğim, konuştun mu hiç Azra'yla? Hayır. Günaydın. 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 Stare. Eğer beni arayan olursa yokum. Hele Savaş Baldar ararsa işe gelmedi de. Tamam, peki. Ya Sevgi, Azra'yı işten mi çıkardınız? Daha değil. Niye? E işe gelmedi, telefonunu da açmıyor. Kim bilir ne dümen çeviriyordur yine. Ama iyi aklıma getirdin. Stare, Azra gelince beni bir görsün. Tamam. Biraz dışarı çıkalım mı Yasemin? Ne var, bir şey mi oldu? Konuşacağım bir şey var sadece seninle. Endam. Ne bu kızın bunun hali? İçi kapkarı olmuş. İyice bir temizle şunu. Sonra dolapları da indir. İyice bir sil, yeniden yerleştir. Suna, sen de banyoları hallet. Hemen hanım ana. İyice ov. Söyle artık Sevgi, öldürme meraktan insanı. Ajansa ortak olmanı istiyorum Yasemin. Ne? Delirdin herhalde. Çok ciddiyim. Ben Baldarlar işinden vazgeçmişim, senin söylediğin şeye bak. İyi ya işte. Sen ortak olacaksın. Baldarların işinde ajans yapsın. İmzayı atsınlar yeter. Ha istemezsen Savaş Baldar'ın yüzünü bile görmezsin. Şantaj bu Sevgi. Baron'un yaptıkları ne? Ben Bora'ya böyle bir şey söyleyemem. Sen söylemeyeceksin zaten. Ben söyleyeceğim. Ben her şeyi ayarlayacağım. Ders al. Benim hatalarımdan ders al. Fırsat bu. Kullanmak zorundasın. Böyle fırsatçılık bana göre değil. Yasemin. Bir adamın yüzünden hüngür hüngür ağlıyordun dün gece. Niye hep ağlayan biz oluyoruz? Niye hep ağlayan kadınlar oluyor? Kaç kere söyledim değil mi? Ben bu Bora'yı tek başıma dize getiremem. Ama seninle birlikte olursak yaparız. Ne Bora'ymış ya. Adam ama mahvetmiş seni. Bitti mi banyolar? Ay, bitti. Canım çıktı. Bir çay koysana Endam. Hiç oturma. Başla şunlara. Niyeymiş? Hanım ana sana yap dedi. Bana itiraz mı ediyorsun? İtiraz ediyorum. Ne oluyor sana be? Allah Allah. Bak Suna. Bak. İsmail'in telefonu. Çiçeğin resimlerini kime göndermiş bil bakalım. Sakın. Yakarım seni Suna. Mahvederim. Bu telefonu hanım anaya verirsem ne olur biliyor musun? Tamam. Tamam, ben yapıyorum hepsini. Şundaki mesajları gördüğümden beri gözüme uyku girmiyor. İsmail mahvoldu senin yüzünden.
Gidip hanım anaya böyle böyle bunları asıl Sun'a göndermiş desen. Endam kurban olayım. Çocuğun canını bağışlarlar. Ama bu sefer sen ne olacaksın? Ha dön köyüne deseler iyi. Başını ezerler başını. Tamam Endam, Allah'ın aşkına kimseye söyleme. Bütün işi ben yapacağım, söz. Ne olur. İyi. Başla o zaman. Ha. Bir daha çiçeğe kötü davran. Hele bir tek laf et. Bak ne oluyor. Vallahi billahi bir dakika durmam, her şeyi anlatırım. Bora. Yasemin ajansı ortak olmak istiyor. Yoksa balların işini bırakacakmış. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Öyle bir halin var mı? Dedim değil mi? Onun derdi ajansı ele geçirmek dedim. Çıktın mı dediğim? Yasemin Hanım bugün işe gelmedi efendim. Cebi kapalı mı? Bilmiyorum nedenini. Peki, teşekkür ederim. Çifte kilit olacak usta, ona göre. İşe gelmemiş sözde, yok dedirtiyor. Cebi kapalı mı hala? Evet. Çiçek mi göndersen acaba? Gönlünü alabileceksem çiçek bahçesi göndereyim ama etkilemez onu. Canım bir dene. Ayarlarınızı yaptınız mı? Yapacağız Eşref Bey. Bitirelim de. Savaş'a bakmıyor musun biraz? Hayır. Eşref. Bütün referanslar. Buyur abi. Evet, hepsi bu dosyanın içinde. Arka tarafta. Duvarda gedik var. İcabına bakın. Hallettiriyorum abi. Duvarcı geliyor birazdan. Dila. Personel servisini kontrol ettirdin mi? Düzgün bir şirket mi? Bütün referansları gözden geçirdim. Düzgün bir şirket. Ama yine de kendi araçlarımızı taşıyacağız personeli. Sen kendi arabanla mı geldin? Evet. Hayır. Arabanı evde bırak. Eşref. Buyur abi. Dila Hanım Halil getirip götürsün bir müddet. Biraz kaldı. Peki abi. Gerek yok. Nasıl yok? Sen bize akrabasın Dila. Eve yaklaşamazlar ama Vanlısın diye holdingde seni kestirirler gözlerine. Konu kapandı Dila Hanım. Biz getirip götüreceğiz seni. Peki. Öyle olsun. İlle de konuşacak mısın Ahmet Moran'la? Evet. Savaş. Alo. Tamam, anladım. Nereye? Bir işim var, geleceğim birazdan. Sitoş, beni yarım saat idare etsene. Edemem bebeğim. Sorarlarsa çıktı gelecek derim, ona göre. İyi, öyle de o zaman. Çok da umurumdaydı. Çok abartıyorsun. Herif Haydut'un tekini hadi ya. Adam eroin kaçakçısı. Niye konuşuyorsun o zaman? Konuşma. Ne yapayım? Herkesi eve mi kapatayım? Koruma ordusuyla mı yaşayayım? Benim ne alakam var böyle şeylerle ya? Ne diyeceksin peki? Dayı, ne oldu? Savaş. Konuş dayı. Nadia'nın konudan haberi var. Ne oldu, kabul etti mi? Etti. İyi. Ne zaman? Haber verecek. Nadia, sen de bizden sayılırsın artık. Aman diyeyim kızım. Dikkatli ol. Merak etme Pala dayım. Bir gelişme olursa beni haberdar et. Thank you.
Oh. Bari bir çocuğunuz olsaydı. Ne demek o şimdi? Çocuğunuz olsaydı iki aşiretin de torunu olacaktı. Kan dökmek o kadar da kolay olmazdı o zaman. Geç bunları dayı, geç. Yalan mı lan mı Savaş? Niye inat ediyorsun be oğlum? Çiçek gül gibi kız, akıllı, terbiyeli, güzel. Tam çocuklarına ana. E hazır sende de gönlü var. Ben de gönlüm var. Oho. Sen farkında değil misin? Ya dayı sen yapma Allah aşkına ya. Sana nasıl baktığını görmüyor musun? Dün gece sana bir zarar gelecek diye içi titredi kızın. Minnetinden o. Tamam mı? Minnetinden. Savaş, uyan oğlum. Çiçek sana vurgun. Bir sen farkına varamadın. Yasemin Üstün. Şurası. Yasemin Üstün. Benim. Neden gelemediğimi açıklamam için bana bir şans ver lütfen. Ha, tabii hemen. Burada öyle biri yokmuş da. Yasemin, konuşmamız lazım. Çekil yolumdan. Lütfen. Lütfen dinle beni. Lütfen izin ver anlatayım. Çok kötü bir geceydi Yasemin. Benim için de. Özür dilerim. Biliyorum arayabilirdim seni. Ama o telaş içinde fırsatım olmadı. Bakma öyle ne olur. Tam seni bekliyordum. Fabrikadan telefon geldi. İş kazası olmuş. Bir işçi makineye kolunu kaptırmış. Mecbur kaldım. Acil doktor bulmam gerekti. İşçiyi hastaneye kaldırdım. Doktor buldum. Ameliyatı aldılar. Kan lazım oldu sonra. Korkunçtu yani. Bütün gece seni aradım. Ama telefonum kapalıydı. Gerçekten çok kötü bir geceydi. Ama izin ver telafi edeyim. Lütfen. Sana inanmıyorum. Yasemin. Yasemin. Bir ben miyim perişan? Gecenin karanlığında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımda. Bütün gece ağladım. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Do
Doğru yapmış mıyım? Baksana. Dayım. Dayım geldi. Ne haber lan? He? Annem bugün beni okula göndermedi. Grip sırıp salgını varmış. İyi yapmış. Hasta olacağına evde otur değil mi? Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk. Bitti mi ödevler? Kontrol edeceğim ha. Bitti. Ne yaptın ödev anlat bakayım. Önce bugün bunları yazdım. Sonra kitap okudum. Evet sonra? Sayı saydım. Bir şeyler işte. Isırayım yanaktan bir tane. Yok. Isırayım. Cansu. Derya. Ne güzel tesadüf, sen de mi buradasın? Biz hep buraya takılıyoruz. Cem Bey'in burası. Tanıştırayım. Arkadaşım Cansu Akbaş. Merhaba. Memnun oldum. Kurt Akülerinin ürün müdürüyüm. Merhaba. Savaş. Hadi oğlum. Geldim dayı, geldim. Çorbanızı koyayım ağa. Buyurun. Sizin ajansla yaptığımız işte yolsuzluk çıktı. Saçmalama. Bizim ajansta öyle şey olmaz. Yasemin Üstün bizden epeyce götürmüş Derya'cığım. Uyuyun siz daha. Hala sizinle mi çalışıyor yoksa? Evet de. Nasıl götürmüş? Aman hep aynı yol. Bizim eski ürün müdürüyle Yasemin faturayı yedirmişler patronlara. Aradaki farkı kırışmışlar. Ne kadar götürmüşler? $500,000. Ne? Bora Bey'e haber vermem lazım hemen. Sakın. Sen karışma bu işe. Bizimkiler kapatacaklar mevzuyu. Şey normale dönünce gidersin. Niye gülüyorsun anne? Bir İngilizcen eksik de ona gülüyorum. Ama anne bütün gün evde patlıyorum sıkıntıdan. Patlayacak bir şey yok. Ye yemeğini. Boş boş konuşma ama böyle. Vallahi çok güzel bir yermiş burası Cem Bey. Sık sık gelirim artık. Sağ olun, bekleriz. İyi akşamlar Cem. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nadia, evde misin? Alo, Bora Bey. Derya ne oldu? Cansu bir oynadı aklınız durur. Rol isterim yalnız. Kimler duydu? Barın sahibi Cem. Nadia'nın sevgilisi. Şu baldarların genel müdürü. Kendisi yok muydu? Yoktu. Asıl o duysa iyi olurdu. Ama biz kalkar kalkmaz Cem telefonuna saldırdı. Sonra da çıktı. Hemen yetiştirmiştir merak etmeyin. İyi. Cansu'ya teşekkür et benim için. Bora Bey teşekkür ediyor. Derya sen de sağ ol. İyi akşamlar. Ağam tatlına kaymak koyayım mı? Tatlı yemeyeceğim Endam, sağ ol. Ama çok güzel kabak tatlısı. Sevmez misin? Sevmem. Ben yukarı çıkıyorum. Size afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine kapıyı kim o diye sormadan açtın ya. Biliyordum senin geleceğini. Yapma şunu Nadia. Burası Milano değil. Milano buradan farklı sanki. Suç oranı aynı. Hatta burası daha iyi. Tamam tamam. Her şeye de bir cevabım var. Çok özledim seni. Ciddi misin? Görüşemedik ki doğru dürüst. Savaş çok oturdu mu dün gece? Zaten yerinde duramıyordu ki. Bir kadeh bir şey içti gitti. Şimdi başından anlat bana.
Kimmiş o kadın? Ne yolsuzluymuş? Yasemin'le ne ilgisi varmış? Kurtakü'nün ürün müdürüyüm dedi işte. Yolsuzluk yapıldı diyor. Yasemin güya birileriyle anlaşmış. Kazık atmış şirkete. Hmm. Doğru olabilir mi sence? Olabilir. Ama Yasemin'in böyle bir şey yapacağını sanmam. Niye? Kızı tanımıyoruz ki. Neye güvenerek söylüyorsun bunu? Gel. Çay getirdim. Sağ ol. Niye sen zahmet ettin? Suna getirirdin. Olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Savaş. Efendim? Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne bileyim. Bu akşam bana biraz soğuk davranıyorsun da. Seninle bilgisi yok Çiçek. Kafam bozuk ondan. Babam derdi açtı tabii başına. Evet. Babanın yüzünden kafam biraz bozuk. Seninle bilgisi yok. Varsa söyle. Yok gerçekten. Sağ ol. İyi geceler. Sana da. Söyle Nadia. Canım benim, sen istersin de ben gelmez miyim? Tamam. Tamam, geliyorum. Alo. İsmail. Endam. Ha, bağır biraz. Eskiciden aldım bu telefonu, sesi iyi gelmiyor. Bağıramam, duyarlar. Kuruma kaynıyor ortalık. Neredesin, gittin mi bana? Nasıl gideyim ya? Gebertirler beni orada. Sen anlattın mı Şahnurhan'a? Nasıl anlatayım ya? Anlatırsam Suna'yı yaşatmazlar. Yaşatmasınlar. Onun yüzünden adım haine çıktı. Öyle deme İsmail ya. Kıza yazık. Bana yazık değil mi peki? Dur dur, birileri geliyor, sonra ararım. Nedir durum? Bir hareket yok abi. Her şey normal. İyi, hadi gidiyoruz. Yalan söylüyor anne. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Yok iş kazası olmuş da yok bilmem ne. Doğru olsa ne yapıp yapıp bir telefon ederdi. E kapattım diyorsun kızım. Bir saat sonra kapattım. Niye aramadı o arada? İşçinin kolu kopmuş ama. O arada seni aramayı belki aklına getirememiştir. Ya tamam anne, ne olur bahane aramayalım ya. Ne olmuş olabilir peki? Bilmiyorum. Oh, tamam kapatalım bu konuyu. Kurtakü olduğundan emin misin? Evet. Kurtakü ürün müdürüyüm dedi. Öyle bir şirket yok. Nasıl yok? Bayağı yok işte. Kadının adı neydi? Cansu Akbaş. Bir de ona bakalım. Bu mu? Evet bu. Oyuncu bu kadın. Nasıl ya? Harbiden de. Dizi oyuncusu. Oğlum beni mi yedi bunlar? Ajansta birileri ile de Yasemin diye tutturdum diye bozulmuş anlaşılan. Patron olabilir mi? Hiç gözüm tutmadı o herife. Ömer. Oğlum. Yine gülsene bana. Hadi gül. Hep gül oğlum. Hep böyle güleme. Ha 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 ha.
Anne, oğlumu çok özledim. Gönlünü alamadın değil mi? Sana inanmıyorum dedi, bastı gitti. Haklı. Yalan söyledim. Söylemese miydin acaba? Yani? Ne deseydim Cem? Berdel merdel ama ben nikahlıyım aslında. Babası karımı öldürmek için evi bastı. Derdi kızı değil, bana toz işi yaptırmak. Silah, külah, toz, kan davası, çatışma. Bizim ailede genelde böyle şeyler olur. Bunları mı deseydim? Hakikaten. Sen böyle anlatınca çok korkunç görünüyor. Biz olayın içindeyiz diye önemsemiyoruz ama bir kadın bunların birini bile duysa kaçarak uzaklaşır. Halime bak ya. Kül kedimi buldum ama durumumu açıklayamıyorum.